Hatırlayacaksınız, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır'la anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Peki bu açıklama acaba Yunanistan'da nasıl yankılandı? Ayrıntıları A Haber ekibinden Manolis Kostidis aktarıyor. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ile deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz teklifi açıkçası Yunanistan'da bomba etkisi yarattı diyebiliriz. Çünkü geçen yıl Atina ile Kahire arasında deniz yetki alanları imzalanmıştı. Ancak bu anlaşma Meis Adası'nın batısını kapsıyordu. Meis Adası'nın doğusu, yani Türkiye'yi esas ilgilendiren mesele açık kalmıştı. Gelecek dönemde müzakere ederiz gibi bir vaatte bulunulmuştu. Şimdi Türkiye'nin bu teklifi açıkçası Yunanistan'da bir hareketlilik yarattı. İşte bu sebepten dolayı da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dün akşam Sisi'yi aradı. Bu telefon görüşmesi hakkında fazla bir bilgi verilmedi ama öyle görünüyor ki Yunanistan Mısır'ın ne yapacağını soruşturuyor, araştırıyor. Bu konuda bilgi edinmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye ile Mısır eğer gelecek dönemde anlaşırsa, tabii ki Yunanlara göre böyle bir anlaşma hemen imzalanamaz, uzun zaman alır. Ama öyle bir anlaşma gelecek dönemde olursa, o zaman Yunanistan'ın Kıbrıs'ta birleşen o Sevilla haritası teorisi oradan kalkmış olur. Bu öyle bir yorum var Yunan medyasında. Tabii gelecek dönemde hem Mısır'ın atacağı adımlar, hem Yunanistan'ın atacağı adımlar, tabii ki Türkiye ile Mısır arasında müzakereler başlar mı? O da büyük bir soru işareti ama Türkiye'nin böyle bir teklifte bulunmuş olması açıkçası Atina'da soru işaretleri doğurdu diyebiliriz. Tabii gelecek dönemde yine de müzakere devam edecektir. Yunanistan bakalım Mısır'da ne tür adımlar atacak. Ancak öyle görünüyor ki Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı'nın dün yapmış olduğu bu teklif uzun süre Atina'da, Yunanistan'da gündemde kalmaya devam edecek. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte oluştu. Doğu Akdeniz'de yeni dönem mi başlıyor sorusuna yanıt aradığımız günlere geldik. Aslında öğreniyoruz ki Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrasında bölgede yaşananları takip ettiğimizde Mısır kendi karasuları ya da deniz yetki alanları içerisinde doğalgaz petrol aranması ile alakalı bir ihaleye çıkıyor. Ve bu ihale kapsamında arama yapılacak noktalar tamamen Türkiye'nin tezlerine ve Türkiye'nin haklarına uygun olarak sınırlandırılmış. Ve bu gelişme olunca aslında Yunanistan'da bayağı bir gürültü kopuyor. Bunun akabinde de Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarını duyduk ve artık önümüzdeki süreçte Mısır ve Türkiye arasında, ki bu iki ülke hem karşılıklı kıyıları olması açısından son derece önemli, hem de Doğu Akdeniz'deki en büyük kıyı şeridine sahip ülkeler, yani en büyük hak sahibi ülkeler durumunda ve bu iki ülkenin geçmişte yaşadıkları bazı problemler de göz önünde bulundurulursa bir anlaşmaya varabilmesi çok zor diye değerlendiriliyordu ama şimdi bir umut belirmiş durumda. Ne dersiniz? Nereye evriliyor süreç? Evet Banu Hanım, aslında siz gayet iyi bir çerçeveye oturttunuz. Şöyle ifade edebilirim. Günümüz dünyasında özellikle bu son 10-15 yılda, ama özellikle son 5 yıl içinde artık ilişkiler çok parçalı hale geldi. Yani bir ülkede uzlaşmazlığınızın olması veya anlaşamadığınız çıkar çatışmasının olduğu alanlar olması, işbirliği yapacağınız alanlarda işbirliği yapmanıza engel değil. Biz bunu Türkiye'nin yakın dönemde ve yakın coğrafyasında uyguladığı birçok politikada gördük. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Aynı şey ABD, Rusya ve diğer aktörler açısından geçerli. Mısır açısından baktığımız zaman da aslında rasyonel açıdan Mısır'ın Türkiye'nin öngördüğü anlaşmayı yapması ve dolayısıyla Türkiye'nin kıta sahanlığı ile beraber çok daha fazla kazanım elde edeceği gerçeği Mısır siyasi elitlerinin de farkında olduğu bir gelişmeydi. Ancak işte o konjonktür diye ifade edebileceğimiz gerek Mısır-Türkiye ilişkileri, gerekse de Türkiye'ye karşıtı geniş bir cephe oluşturma girişimleri çerçevesinde Mısır'a aslında bu anlaşma bir şekilde yaptırıldı. Yani normalde rasyonel bir Mısır yönetiminin böyle bir anlaşmaya imza atmaması lazım. Evet, Türkiye ile arasında sorun olabilir ama bu sorunu en azından deniz yetki alanları açısından ileri bir vadeye bırakması beklenirdi. Ama bunu yapmak yerine o Türkiye karşıtı geniş blokun 2019 ama özellikle 2020 yılındaki Doğu Akdeniz'deki girişimler çerçevesinde Mısır böyle bir anlaşmaya imza attı. Ama aynı zamanda yani Yunanistan'la Mısır arasındaki anlaşmadan bahsediyorsun. Evet, evet, evet. 6 Ağustos 2020 tarihinde yapılan anlaşmadan bahsediyorum. Ama aynı Mısır Türkiye'nin hassasiyetlerini de
farkında olarak bir şekilde o sizin ifade ettiğiniz ruhsat alanını Türkiye'nin haklarına halel getirmeyecek bir şekilde belirleyerek de Türkiye'ye bir açık kapı bırakma veya zeytin dalı uzatma şeklinde ifade edebileceğimiz olayları gerginliği veya gerginliği arttırmamak peşinde olduğunu da mesajını verdi. Ben Sayın Çavuşoğlu'nun mesajı da bunun hemen ertesinde geldi. Dolayısıyla Mısır'la Türkiye arasında zaten çeşitli iletişim kanallarının olduğunu biliyoruz. Bazı alanlarda uzlaşmadığımız bir gerçek. Ama bu diğer alanlarda iki ülkenin de çıkarlarının örtüştüğü alanlarda işbirliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri bunun ünvanıyla değerlendirmek lazım. Hı hı. Yunanistan açısından ise şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Yunanistan gerçek anlamda Türkiye ile hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'in bir kısmını ilgilendiren boyutu Yunanistan. Ege'de ve Doğu Akdeniz'i ilgilendiren kısmında eğer hakça paylaşım ilkesi çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri bulunsa çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Ama Yunanistan bunu yapmak yerine sorunu uluslararasılaştırarak, Türkiye'nin karşılıklı cepheye katılarak, hatta bunların bir aracı, maşası haline gelerek adımlar atmaya çalışıyor. Ama şu Mısır'ın son dönemdeki tavrı bile gösteriyor ki Yunanistan bunlara güvenerek çıktığı yolda günün sonunda yalnız kalacak. Türkiye ile kıyıdaş bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'ye ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Peki. Bakın bütün bu gelişmeler hepsi Yunanistan'ın çok büyük gündem maddesi haline gelirken Türkiye için o kadar da hayati mesele olarak görünmüyor veya en azından Türkiye gündeminde Yunanistan gündemi olduğu kadar büyük bir ana gündem maddesi haline gelmiyor. Milli Savunma Bakanlığı Mavi Vatan 2021 tatbikatı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Şimdi o paylaşımı ekranlarınıza taşıyoruz. Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere diyor Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada. Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor. Ve bu açıklamanın ekinde bir de video paylaşılmış. O videoyu da birlikte izleyelim şimdi. Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu açıklamayı ekranlarınıza taşıdık değerli izleyiciler. Ekli videoyla birlikte aslında tam da gündemimizde olan konuyla alakalı bir paylaşımdı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen. Biz de Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinççi ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri konuşmaktaydık. Kusura bakmayın hocam, sözünüzü kesmek durumunda kaldık. Önemli görüntülerde izleyicilerimizle paylaştık. Orada Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu açıklamayı da izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Özellikle Yunan F-16'larının Türk bilimsel araştırma gemisine yönelik tacizi ve sonrasında yaşananları da aslında gündemde tutmaya devam etmek durumundayız bu süreçte. Şimdi Türkiye ile Mısır arasındaki olası deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasından hareketle gündemin bu sıcak başlığını değerlendiriyoruz ama Yunanistan Mısır'la da anlaşırken bir ada devleti olmamasına rağmen sahip olduğu adaları sınır olarak kabul ederek haklarının Doğu Akdeniz'e doğru taştığı iddiasındaydı. Ve bununla alakalı da aslında uluslararası hukukun çok dışında bir uygulama olmasına rağmen pek çok ülkeyi de görüntüde ikna etmiş göründü ve destekçi de buldu. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Bunun sebebi iki türlü Banu Hanım. Birincisi Yunanistan'ın topraklarını artırma aşamalarını akademik anlamda çalışmış birisi olarak Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilk isyanından itibaren devletinin kurulması ve topraklarını genişletmesi savaşmaktan ziyade hep dış güçlerin desteğiyle söz konusu olmuştur. O dönemde de en fazla İngiltere ve daha sonra Fransa'nın desteğiyle söz konusu olmuştur. İlerleyen dönemlerde de Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyken Yunanistan hep maksimalist bir gündeme sahip olarak topraklarını veya yetki alanlarını genişletme politikasını sürdürmüştür. Hatta tırnak içinde Avrupa'nın şımarık çocuğu diye nitelendirilmesi de aslında biraz bundan kaynaklanmaktadır. Yani Yunanistan şimdiye kadar hep böyle dış desteklerle hem ulus kimliğini oluşturmuş hem de teritoryal genişlemesini sağlamıştır. İkinci boyut ise şimdi Türkiye'nin 1990'lı veya 80'li yıllardaki Türkiye olmadığının Yunanistan'da farkına varmakta ve farkında olduğundan dış desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymakta. Ve Türkiye özellikle bu güç projeksiyonu yaparken bakın eş zamanlı olarak
İki haber arka arkaya geldi. Birincisi Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki haber ki onunla ilgili de belki konuşmam gereken birkaç şey olacak biraz sonra. İkincisi Doğu Akdeniz. Aynı zamanda Kafkasya'ya bakıyoruz. Güney Kafkasya, Karadeniz'de ve diğer Ege Denizi'nde devam eden Mavi Vatan Tatbikatı'ndan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi böylesine bir gelişme gösterince Türkiye kaçınılmaz bir şekilde Türkiye karşıtlarını çeşitli nedenlerle bir araya gelmesine sebep oldu. Ve bu alanda Yunanistan kullanışlı bir araç haline geldi. Çünkü Yunanistan da çıkar örtüşüyor. Şimdi Yunanistan Türkiye'ye tek başına baş edemeyeceğini bildiğinden ve sorunu hakça paylaşım ilkeleri temelinde, hakkaniyet temelinde çözülmesi halinde kendisinin zararı çıkacağını bildiğinden ve bu maksimalist talep vazgeçmesi gerektiğini bildiğinden sorunu uluslararasılaştırma yoluna gidiyor. Ve uluslararasılaştırma ayağının bir kısmını Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkiler oluştururken diğer kısmını da aslında bizim Orta Doğu'da güç mücadelesi diye tanımlayabileceğimiz işte çeşitli aktörlerle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Fransa'yla, Suudi Arabistan gibi ülkelerle veya Mısır gibi ülkelerle çeşitli kısa vadeli işbirlikleri giderek Türkiye'nin karşısına çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Ama dediğim gibi günün sonunda Türkiye ve Yunanistan kıyıdaş karşılıklı kıyısı bulunan iki devlet ve günün sonunda eğer maliyetler artarsa ve diğer ülkeler bu maliyetleri ödemek istemezse ki genellikle ödemek istemezler, Yunanistan Türkiye gerçeğiyle tekrar karşı karşıya kalacaktır.